Yemek deyip de geçmemek lazım diye devam etti ebecik. Önemsizmiş gibi görünen önemli şeylerdir bunlar. Kocanın yemeğini filan eksik etme a güzel kızım. Hiç eksik etme. Bak o fukara yaz demiyor, kış demiyor, sabahtan akşama kadar mektepte cır cır cırlayan onca çocuğun karşısında nefes tüketiyor. Hani erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer derler ya, İnsana çok yuvarlakmış gibi görünen bu lafı da zinhar yabana atma. Hakikaten öyledir çünkü. Bu biraz padişahların, ağaların yahut beylerin eski adetlerini hatırlatır bana. Bilirsin, onlar satrazamlarına, komutanlarına ve kahyalarına kendi mintanlarını, kürklerini, cepkenlerini yahut çizmelerini armağan ederlermiş. Onları sevindirmek için değil sadece, onlara ne kadar kıymet verdiklerini göstermek için de değil. Bunu kendilerini o adamlarda yaşatmak için yaparlarmış. Adamlar bu armağanları kullandıkça farkına bile varmadan onlar gibi düşünmeye başlarlarmış çünkü. Yemek meselesi de üç aşağı beş yukarı buna benzer a güzel kızım. Kocan sadece yemeği yemez. Onunla birlikte senin ellerinin ve tencereye akan bakışlarının sıcaklığını da yer. Birebir senin gibi düşünmese bile senden isteyeceği şeyler ona aşina gelir bunları yediğinde. Söylediğin her söze yakın hisseder kendini ve müsbet bir gözle bakar. Ellerinin ve bakışlarının sıcaklığı gayet önemli bir mevzudur. Sen sen ol, sakın bunu da kulak ardı etme. Hatta nasılsa bu sıcaklığı yemeklerle ulaştırıyorum. Kafidir diye düşünme. Sabahleyin kapıdan uğurlarken öpmesen bile en azından elinle hissedilecek şekilde şöyle bir dokun kocanın omzuna. O dokunuşu ister istemez o gün o birkaç defa hatırlayacaktır. Gerçek sıcaklığından daha sıcak hatırlayacaktır üstelik. Sonra da hiç kuşkusuz hatırladığı o sıcaklığa bir an evvel dönme arzusu duyacaktır. Geldiği yer orası olduğu için İnsan daima sıcaklığa doğru akar çünkü. Koçaş dağlarının eteğindeki eğitim alanına gidiliyordu her defasında. Oraya varıp yan yana durunca teğmen gelip önce teftiş ediyordu bölüğü. Ellerini kıçının üstüne bağlayarak bir sağa bir sola geziniyor. Gezinirken gayipten birisi ona bir takım şeyler anlatıyormuş da söylenenleri onaylıyormuş gibi arada bir başını sallıyor sonra durup aniden topuklarının üstünde dönüyor ve an be an değişen acayip bir yüz ifadesiyle bölüğe uzun uzun bakıyordu bakarken sadece kendisi adına değil aynı zamanda bölük komutanıyla birlikte öteki komutanlar adına vatan adına vatanın içinde ve dışında kalan şeyler adına hatta muhtemel düşmanlar ve dostlar adına da bakıyordu sanki Ardından da başını yere eğerek sinsi sinsi gülümSüyordu bu teğmen ve yüzünü kaldırıp sert bir sesle aniden "Evet, görüyorum ki hepiniz tıraş olmuşsunuz. Akşam tıraş oldunuz öyle değil mi?" diye soruyordu. "Akşam tıraş olduk komutanım." diye cevap veriyordu bölükte her defasında. Teğmen çok hoşnut oluyordu bu cevabı duyunca yüzünde beliren o sinsi gülümseme bulunduğu yerden taşıp neredeyse öteki bölüklerle birlikte eğitim alanını da içine alacak kadar genişliyordu. Ardından da Teğmen hafifçe geriye kaykılarak ''Aferin size, zaten bekarın aptalı akşam, evlinin aptalı sabah tıraş olur.'' diye bağırıyordu. Yeryüzünün en önemli vecizesini söylüyormuş gibi inanılmaz bir keyifle her sabah mutlaka tekrarlıyordu bunu karşısına dizilmiş olan çaresiz insanlara söyleyip durduğu bu sözden keyif alacak kadar fukara bir ruha sahip olduğu için Ziya'da her sabah fena halde acıyordu bu teğmene ve her sabah esas duruş vaziyetini bozmadan sanki hissettikleri anlaşılacakmış gibi gözlerini ondan kaçırmaya çalışıyordu. Kitabın tamamını seslenenkitap.com veya seslenen kitap uygulamasından satın alabilirsiniz.